Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikaye yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Toplum için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Bu doğrudur. Eserlerinde işçi sınıfını, köylüyü ve o insanların yaşamış olduğu problemleri daha çok dile getirmişlerdir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisinde kalmışlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Gözleme dayalı betimlemeler yapmışlardır. Realizmin zaten anahtar kelimelerinden bir tanesidir gözlem. Bu sanatçılar da gözlemden faydalanmışlar ve betimlemelerini bu şekilde oluşturmuşlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İşçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları gibi konuları işlemişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise eserlerinde sanat yapma kaygısı ön plandadır diyor. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bunlar demin de ifade etmiş olduğumuz gibi toplum için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Yani en önemli görev olarak kendilerine sanat yapma kaygısını değil, topluma faydalı olma düşüncesini ön plana çıkarmışlardır. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, klasik hikaye tekniğinden uzak, kendine has bir anlatım tarzı geliştirdi. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup kullandı. Hikaye, şiir, röportaj ve roman türlerinde eser verdi. Hikayelerinde mekan olarak genellikle İstanbul'u seçen yazar, adalara, özellikle de Burgazada'ya önem verdi. Burgazada'ya yerleşerek balıkçıları, adanın doğal güzelliklerini, sıradan insanların yaşama sevincini hikayelerinde işledi. Anlattığı konuya özgü kelimelerle ördüğü hikayelerinde yalın bir dil kullandı. Ağırlıklı olarak diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlandı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait bir eser değildir demiş. Arkadaşlar, burada tanıtılan sanatçı kim? Özellikle Burgazada'yı işlemesi, balıkçıları dile getirmesi, aynı zamanda diyalog ve iç konuşma tekniklerini kullanarak bireyin iç dünyasını esas alan hikayeleriyle adından söz ettiren sanatçı Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Mahalle Kahvesi gibi eserleri kaleme alan, hatta Medar-ı Maişet motoruyla tanınan bu sanatçı tabii ki Sait Faik Abasıyanık'tır, değil mi? Sait Faik Abasıyanık'tır. Seçeneklere baktığımızda Son Kuşlar Sait Faik'in yazmış olduğu hikaye türündeki bir eserdir. A seçeneğini elemiş oluruz. Yine Alemdağ'da Var Bir Yılan adlı eser de Sait Faik Abasıyanık'ın hikaye türünde yazmış olduğu bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Havada Bulut, Sait Faik Abasıyanık'ın roman türünde yazmış olduğu bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Lüzumsuz Adam, yine Sait Faik Abasıyanık'ın hikaye tarzında yazmış olduğu bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Sırça Köşk adlı eser ise Sait Faik Abasıyanık'ın değil arkadaşlar. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Sabahattin Ali'nin hikaye türünde yazmış olduğu bir eserdir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Öykü ve romanlarında günlük yaşamın değişik yönlerini işledi. Kahramanlarını çoğunlukla sömürülen yoksul insanlardan seçti. Eserlerinin hemen hepsinde toplumsal yapıdaki çelişkileri ustaca vurguladı. Güçlü gözlem gücüyle özgün ve yalın anlatım olan yazar, eserlerinde hızlı bir olay akışına ve diyaloglara ağırlık vermesiyle dikkat çekti. Sanatının olgun döneminde daha çok Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu aldı. Edebiyatımıza işçi sınıfını getiren yazar özellikle Çukurova'daki işçileri anlattı. Köyden kente göç eden yoksul, mutsuz insanları, toprak ağalarını, memurları, ezilen köylüleri, hapistekileri, işsizleri, sokaktaki adamın sorunlarını, Adana ve İstanbul'un kenar mahallesindeki insanların sorunlarını dile getirdi. Aşağıdakilerden hangisi
bu parçada tanıtılan sanatçıya ait bir eser değildir demiş. Peki bu parçada tanıtılan sanatçı kim? Öncelikle ona bakalım isterseniz. Bakın, edebiyatımıza işçi sınıfını getiren Adana yöresinin, özellikle Çukurova'daki fabrikada çalışan insanları ve aynı zamanda Adana ve İstanbul'un kenar mahallelerindeki insanların sorunlarını dile getiren yazar arkadaşlar kimdir? Bu sanatçı Orhan Kemal'dir. Orhan Kemal'in eserlerine bakmış olacağız. 72. Koğuş Orhan Kemal'in eseridir. Bunu elemiş oluruz. Ekmek Kavgası Orhan Kemal'indir. Bunu da elemiş oluruz. Kardeş Bayı Orhan Kemal'in eseridir. Bunu da elemiş oluruz. Çamaşırcının Kızı Orhan Kemal'in eseridir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Göl İnsanlar arkadaşlar Orhan Kemal'in değil, Kemal Tahir'in eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Deneme, biyografi, hikaye gibi türlerde eser veren yazar edebiyatımızda hikayeleriyle tanındı. Bireyin iç dünyasını ayrıntılara önem vererek anlatan sanatçı, Anadolu insanının derinliğini modern çağa yönelik eleştirileriyle birlikte yansıttı. Edebiyatımızda özellikle hikaye alanında Türk toplumunun yaşadığı toplumsal değişim ve dönüşümü konu edinerek önemli bir yere sahip oldu. Yazarın Ortadaki Adam, Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Yokuşa Akan Sular, Uzun Hikaye, Bu Böyledir, Sır Hikaye, Şehir Mektupları, Akasya ve Mandolin deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, özellikle Ya Tahammül Ya Sefer, Uzun Hikaye adlı eserleriyle, Yoksulluk İçimizde adlı eserleriyle, yine Akasya ve Mandolin adlı eseriyle bireyin iç dünyasını edebiyata yansıtan, hikayelerine yansıtan, denemelere yansıtan, edebiyatımızda özellikle hikaye alanında Türk toplumunun yaşadığı toplumsal değişimi ve dönüşümü konu edinen yazar Mustafa Kutlu'dur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Roman, günlük, hikaye, oyun gibi birçok türde eser veren sanatçı, eserlerinde toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işledi. İnce alay ve ironinin iç içe olduğu hikayelerinde yalnızlık, isyan, iletişimsizlik, yabancılaşma, toplum eleştirisi gibi konuları ele aldı. Modernleşme sürecindeki bireylerin yaşamlarını, toplumdan kopuşlarını ve özellikle iç çelişkilerini başarılı bir şekilde eserlerine yansıttı. Yazarın eserleri postmodern edebiyatın önemli örnekleri olarak kabul edildi. Hikayeleri Korkuyu Beklerken adlı kitabında toplanmıştır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Korkuyu Beklerken adlı eseriyle adından söz ettiren bu sanatçı aynı zamanda yazmış olduğu Tutunamayanlar adlı eseriyle meşhur olmuştur. Ünlenmiş bir sanatçıdır. Yine bu sanatçının Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri vardır. Orada da Mustafa İnan'ın hayatını anlatır. Yani toplum kurallarıyla çatışan aydınların hayatını anlatır. Peki bu yazar kimdir? Bu yazar tabii ki Oğuz Atay'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. 1951'de Ankara Radyosu'na dramaturg olarak girdi. Ardından Radyo Tiyatrosu Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan yazar, roman, tiyatro, hikaye, günlük, deneme gibi birçok türde eser verdi. Postmodernizmden etkilendi. Kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. İç monolog, bilinç akışı gibi teknikleri kullandı. Doğa, toplum ve zaman ilişkilerinin bireyin iç dünyasındaki yansımalarını irdeledi. Eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkisini yansıttı. Yüksek Gerilim, Hadi Gidelim, Sessizliğin ilk Sesi, Hayatı Savunma Biçimleri sanatçının hikaye türündeki eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bu yazara çok dikkat edin. Bu sene soru olarak gelebilir. Çünkü yakın zamanda vefat etmiş önemli bir sanatçımızdan bahsediyoruz. Bu sanatçının burada yazmış olduğu hikayeleri gerçekten önemlidir. Yüksek Gerilim, Hadi Gidelim, Sessizliğin ilk Sesi, Hayatı Savunma Biçimleri
önemli hikayeleri. Postmodernden etkilenmiş, aynı zamanda bireyin iç dünyasının yansımalarını sunan bu sanatçının önemli romanları da var. Mesela Ölmeye Yatmak adlı romanı, Fikrimin İnce Gülü adlı romanı, Bir Düğün Gecesi adlı romanı yine önemli eserler arasındadır. Hatta buna ruh üşümesini bile sayabiliriz. Bu yazar kimdir? Adalet Ağoğlu'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülgel balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmer renkteydi önce. Vücudunda hiçbir kımıldama yoktu. Taş kadar cansızdı. Yalnız aletlerinin etrafını çeviren incecik, ipekten bile yumuşak zarları oynaşıp duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu bir oyundu. Bu görünmez iç rüzgarının oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyorlardı. İlk bakışta insana zevkli, eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme hakikaten bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu rüzgar rüzgar bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu. Bir derhem kalmamacasına. Bu parçanın üslup ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yazarlardan hangisine ait bir hikayeden alındığı söylenebilir. Arkadaşlar, buradaki parçaya baktığımızda gördüğümüz durum şu. Bakın burada öncelikle bir iç monolog tekniğinden yararlandığını görüyoruz sanatçının. Yine buradaki sanatçıya bakacak olursak balıkçılardan söz ediyor, balıktan söz ediyor arkadaşlar. Bir balıkçı kahvesinin önünde yer alan bir manzarayı anlatıyor bize. Peki adalardan, Burgazada'dan, balıkçılardan söz eden yazar kimdir? Tabii ki arkadaşlar Sait Faik Abasıyanık'tır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Hikaye, roman, röportaj, şiir, gezi, tiyatro türlerinde eserler verdi. Ancak asıl ününü hikayeci kimliğiyle kazandı. Hikaye kişilerini ve olayları insancıl, abartısız, iyimser bir bakış açısıyla anlattı. Yoksul ailelerin kurtuluş ümidini çocuklarını okutmakta görmeleri gibi bir toplumsal gerçeği iyi tespit etti. Çünkü aileler çocukların okumasıyla kendi kötü yaşamlarının onlarda son bulacağına inanırlar. Okuyan çocuklar onlar için tek güvenli gelecek umududur. Yoksul aile çocuklarının okuyabilecekleri tek yer parasız yatılı okullardır. Parasız yatılı okumak isteyenler öğretmen ya da ebe olabilir. Hem kendini hem anne babasını kurtarırlar. Sanatçının anlatımında olaydan çok betimlemelere ve çözümlemelere yer vermesi dikkat çeker. Parasız yatılı, kuşatma, benim sinemalarım, gecenin öteki yüzü, gül mevsimidir sanatçının hikaye türündeki eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, bu sanatçı Parasız Yatılı adlı eseriyle ve Kuşatma adlı eseriyle adından söz ettirmiş bir sanatçıdır. Kendi çocukluk dönemini anlattığı Parasız Yatılı adlı eseri dikkat eder önemli eserlerden biridir. Bu eserler ve burada bahsedilen sanatçı Firuzan'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi küçülek hikaye türünde tanınan sanatçılardan biri değildir? Necati Tosuner, Ferit Edgü, Vüsat Bener, Tarık Günerse küçülek tarzında yazmış olduğu hikayeleriyle tanınır. O yüzden bu seçenekleri elemiş oluruz. Mustafa Kutlu ise daha çok bireyin iç dünyasını esas alan hikayeleriyle adından söz ettirmiş bir sanatçıdır. Küçülek hikaye türünde eserleriyle tanınmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Hikaye, roman, şiir, deneme, biyografi gibi pek çok türde eser veren sanatçı, eserlerinde genellikle yaşadığı çevreyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını işledi. Edebiyatla ilgili araştırma kitapları ve makaleleriyle büyük başarı kazandı. Gözlemlerinden ve yaşadıklarından yola çıkarak değişik dil ve anlatım biçimleri kullandı. Edebiyatımızda minimal öykü adı verilen küçülek hikaye türünün
önemli isimleri arasındadır. Doğu Sesi, İşte Deniz Maria, Kaçkınlar, Devam, Bozgun, Bir Gemide, Al, Çığlık, Doğu Öyküleri, hikaye türündeki eserleridir. Bütün hikayeleri Leş adıyla basılmıştır. Bir Gemide adlı eseriyle 1979 Sait Faik Hikaye Ödülünü almıştır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, parçaya baktığımızda bakın, Küçülek hikayenin en önemli temsilcilerinden birisidir demiş. Yine sanatçının eserlerini vermiş. Doğu Sesi, Doğu Öyküleri, Al, İşte Deniz Maria, Bozgun, Kaçkınlar en önemli hikayeleridir. Bu sanatçı kim? 1979'da Bir Gemide adlı eseriyle Sait Faik Hikaye Ödülünü alan bu sanatçı Ferit Edgüdür arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Mezar. Atları severdi ama yaşamı boyunca yalnızca bir tek at oldu. Öldüğünde atını ne yapacağımızı bilemedik. Bayıra saldık. Atı da ne yapacağını bilemedi. Çok geçmeden öldü. Biz 3-5 dostu bir gece kimseler görmeden mezarını açıp atını da gömdük. Bu hikayenin üslup ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yazarlardan hangisine ait bir eserden alındığı söylenebilir. Arkadaşlar, hikayeye baktığımızda çabucak öze ulaşan ve pek az kelimeyle bir durumu veya anın ruhunu ortaya çıkaran bir hikaye olduğunu görüyoruz. Kısaca bu hikaye Küçülek hikayedir arkadaşlar. Sanatçılara baktığımızda Orhan Kemal Küçülek hikaye yazmaz, bunu elemiş olduk. Kemal Bilbaşar da Küçülek hikaye yazmaz, bunu da elemiş olduk. Ömer Seyfettin, olay hikayeciliğinin en büyük temsilcisi, bunu da elemiş olduk. Yaşar Kemal de Küçülek hikaye yazmaz, bunu da elemiş olduk. Ferit Ötke arkadaşlar, Küçülek hikayenin en büyük temsilcisidir. Doğru cevabımız da bu yüzden B seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tomris Uyar, Yürekte Bu Kağı. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Adalet Ağoğlu, Hadi Gidelim. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ferit Edgü, Bir Gemide. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Cahit Zarifoğlu, Çok Sesli Bir Ölüm demiş. Arkadaşlar, Çok Sesli Bir Ölüm Cahit Zarifoğlu'nun değil, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Rasim Özden Ören adlı sanatçınındır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.